Epilog. 19 years later. Son bölümümüz, son 7 sayfamız falan. Ama kolay bir okuma olacak artık. Tartışılacak her şeyi tartıştık çünkü. Ya da en azından gittiği kadardı. Her şeyi anlamadım. Of course. Ama ve lakin bence güzel aşama kat ettik. Jesus Christ, bitiyor bu olay. Kaç 4000-5000 sayfa kitap sürecinden bahsediyorum şu an. Kaçıncı ayındayım? Beşinci ayımda falanım herhalde. Onuncu ayın 22'sindeyiz. Beşinci ayın 26'sında başladıydım. Aşağı yukarı 5 ay sürdü. Ama nasıl bir 5 ay biliyor musunuz? Yani yeri geldi 4 saatlik videolar çektim. Yeri geldi o gün daha başka videolar bile çektim falan. Gayet yoğun bir sürecin olayı. Şu an 450 video değil. 420 video olsa... İşte en kötü ihtimal ama daha fazla saat olduğunu tahmin ediyorum ben rahat bir şekilde. 200 saatin üstünde materyal var falan. Öyle bir sürecin sonuna geldik. Sıradaki durağımız Lanetli Çocuk şey kitapları olacak. O ekstra kitapları olacak ama onların bir ay içinde falan biteceğini düşünüyorum. Ondan sonra Kur'an düşünüyorum. Kur'an'dan sonra da Game of Thrones evrenine bir gireriz diyorum. Aynen o Game of Thrones. Onu uzun zamandır hevesliyim falan. Bir şey olsun, bir Jon Snow, bir Tyrion, Lannister falan. Bir onları okuyacağız zaten aynen. Okey ama Harry Potter asıl şey buydu yani. Benim yapmadan ölmek istemiyorum dediğim olaydı. Ve gayet faydalı olabilecek bir hale de evrilmiş oldu bence. Hani... Türkçe okuyup kitabı, Türkçe analiz yapıyor olsaydık yine gayet kaliteli bir olay yapmış olacaktık. Bence ki bunu İngilizce üstünden yaptık. Yani İngilizceyi işledik, İngilizceyi edindik bence. Bir taşla iki kuş oldu. Hani Türk Harry Potter'ı sevenler için güzel teorilerin olduğu bir videolar bütününe dönmüş oldu. Bir yandan da bayağı sağlam, hatta daha sağlamının sadece filmler, diziler üstünden bu işi yapacak olsak elde edeceğimizi düşündüğüm bir İngilizce geliştirme olayına dönmüş oldu. Kesinlikle çok kaliteli oldular. Hani belki o kadar izlenebilir değiller yeri geldiğinde sıkıcı olduğu için, yorucu olduğu için whatever. Ama kesinlikle çok kaliteli oldular. Bunun farkındayım hani şey için demiyorum. Övünecek bir şey yok. Kimse izlemiyor şu an. Hala şu ana kadar kimse baştan sona videoları izlemedi falan. Ama bir gün diyoruz, bir gün bir iki kişi bile olsa faydalanırsa kanal karşılığını bulmuş olacak bence. Durum bu. Ben başlayalım mı? Ben yine bir durayım. Çünkü son laflarımız gibi bir şey oluyor şu an. Ben yine bir durayım diyecek bir şey var mıdır? Devam. Autumn seemed to arrive suddenly that year. The morning of the 1st of September was crisp and golden as an apple, and as the little family bobbed across the rumbling road toward the great sooty station, the fumes of car exhausts and the breath of pedestrians sparkled like cobwebs in the cold air. Two large cages rattled on top of the laden trolleys the parents were pushing. The owls inside them hooted indignantly, and the red-headed girl diyesim geldi, istemsiz neden bilmiyorum, trailed tearfully behind her brothers, clutching her father's arm. It won't be long, and you'll be going to hit it all her. 2 years, sniffed Lily. I want to go now. The commuters stared curious at the owls as the family voice waved toward the barrier between platforms 9 and 10. Albus's voice drifted back to Harry over the surrounding clamor. His sons had resumed the argument they had started in the car. I won't be in Slytherin. James, give it a rest, said Ginny. Tamam, isimlerimizi aldık. Lily uşağın adı. Albus başka bir uşağın adı. James başka bir uşağın adı. Kimle evlendiğini Ginny ile evlendi falan. Her şey güzel. Her şey güzel diyoruz. I only said he might be, said James, grinning at his younger brother. There is nothing wrong with that. He might be in sleep. But James caught his mother's eye and fell silent. The five brothers
approached a barrier with a slightly cocky look over his shoulder at his younger brother. Slightly cocky, böyle seni döveceğim ya da uyuz edeceğim falan tarzı bir bakış herhalde. James took the trolley from his mother and broke into a run. A moment later, he had vanished. You write to me, won't you, Albus asked his parents immediately, capitalizing on the momentary absence of his brother. Every day if you want us to, said Ginny. Not every day, said Albus quickly. James says most people only get letters from home about once a month. You wrote to James 3 times a week last year, said Ginny. And you don't want to believe everything he tells you about Hogwarts, he put in. He likes a laugh, your brother. Side by side, they pushed the second trolley forward, gathering speed. As they reached the barrier, Albus winced, but no collision came. Instead, the family emerged onto platform 9¾, which was obscured by thick white steam that was pouring from the scarred Hogwarts Express. Indistinct figures were swarming through the mist, into which James had already disappeared. Where are they? Asked Albus anxiously, peering at the hazy forms they passed as they made their way down the platform. We'll find them, said Ginny reassuringly. But the vapor was dense, and it was difficult to make out anybody's faces. Detached. Benim bir anla paranoyak oldum, bir dakika tamam haydi. Okay, devam ediyor. But the vapor was dense, and it was difficult to make out anybody's faces. Detached from their owners, voices sounded unnaturally loud. Harry thought he heard Percy discoursing loudly on broomstick regulations, and was quite glad of the excuse not to stop and say hello. Böyle yine Percy seviyorlar Cedric falan, ama Percy'ne değişik bir tip diye şey etmiyor. Görmediğinde memnun oluyor falan, ama Percy'nin de çocukları olmuş. Onlar da Hogwarts'a gidiyor falan oluyoruz burada. Very good, very good, very good. Böyle sürelerle dolduruyor şeyi. Hep böyle arkadaşlar, akrabalar falan dolduruyor şeyi. Kalabalıkları işte. Hogwarts'a onu diyecek. I think that's them out, said Ginny suddenly. A group of 4 people emerged from the mist, standing alongside the very last carriage. Their faces only came into focus when Harry, Ginny, Lily and Albus had drawn right up to them. Hi, said Albus, sounding immensely relieved. Rose, who was already wearing her brand new Hogwarts robes, beamed at him. Parked all right then, Ron asked Harry. I did. Hermione didn't believe I could pass a Muggle driving test, did you? She thought I'd have to confound the examiner. No, I didn't, said Hermione. I had complete faith in you. As a matter of fact, I did confound him, Ron whispered to Harry, as together they lifted Albus's trunk and hauled onto the train. I only forgot to look in the wing mirror, and let's face it, I can use this pen sensory charm for death. Back on the platform, they found Lily and Hugo, Rose's younger brother, having an animated discussion about which house they would be sorted into when they finally went to Hogwarts. Bir dakika, back on the platform, they found Lily and Hugo, Rose's younger brother. Bir Rose var, bir Hugo var. Başka da karakter yok. O zaman bunların 2 uşağı olmuş. Böyle anlıyoruz. Bunlar normal bir aile olma kararı veriyorlar. Tabii şey de normal. Hermione çalışkan bir insan. Ron hayat boyunca kalabalıktan çekti falan. Hani bunlar az kardeş olmak istiyor. Öte yandan her şeyi istiyor. Ginny istiyor mu? Not sure, ama istiyormuş demek ki, olmuş diyoruz. Harry aile istiyor. Kalabalık olsun, şey olsun, vizileri seviyordu Harry. Ginny de gerçi kendinden memnun bir insandı falan yapıyoruz herhalde. Bir ara çok utangaçtı falan, ama şu an konuştuğum konu biraz boş bir konu. Vazgeçiyor. Ama dur. Yani Hugo ile Rose. Bunun uşakları bu değil mi? Başka bir şeyi kaçırmadık falan. Kaçırmadık büyük ihtimal. Devam. Back on the platform, they found Lily and Hugo, Rose's younger brother, having an animated discussion about which house they would be sorted into when they finally went to Hogwarts.
If you're not in Gryffindor, you'll disinherit you, said Ron. What no pressure. Ron, Lillian Gollav, but Albus and Rose looked solemn. Ha bu Rose da şey olmamış, daha seçilmemiş falan. It doesn't mean, said Hermione and Ginny, but Ron was no longer paying attention. Catching Harry's eye, he nodded covertly to a point some 50 yards away. The steam had thinned for a moment, and three people stood in sharp relief against the shifting mist. Look who it is. Draco Malfoy was standing there with his wife and son, a dark coat buttoned up to his throat. His hair was receding somewhat, which emphasized a pointed chin. Receding derken saçları falan dökülmeye başlamış herhalde. Biraz öyle anladım. Geri basık içe çökük. Bence öyle. Go or move back or further away from a previous position. Böyle bir şey bence. Okay. The new boy resembled Draco as much as Albus resembled Harry. Draco caught sight of Harry, Ron, Hermione and Ginny staring at him. Nodded curtly and turned away again. So that is little Scorpius. Hani şimdi buralarını okurken insan bir şey oluyor. Of lanet çocuk sayacak falan. Tam direkt çünkü burada kitap bitecek. Şimdi lanet çocuğun olayı başlayacak falan. Evet, Albus'un Slytherin olması güzel. Evet, Scorpius'un tam böyle Hermione'imsi bir şey olması. Annesiyle babası gibi olmayıp gayet iyimser bir insan olması. Bunlar da güzel. Ama Voldemort'un çocuğu, zamanda yolculuk falan. Hani zamanda yolculuk okey, o da güzel bir hikayede açık. Zamanda yolculuk yapılabilir, eyvallah falan diyoruz. Ama bunların hepsi Harry Potter inceliğini taşımadan işlenmeye kalkışılacak ve onun için çok boktan olacak bence. Ama yine eğleneceğiz, tamam mı? Ne eğleneceğiz? Güzel alternatif evrenler göreceğiz her ne kadar gerçek olmadıklarını, tutarlı olmadıklarını ve boktan olduklarını bilsek bile işleniş açısından yine de saracak. Bir de J.K. Rowling onay vermiş sonuçta. Hani ben onay vermiyorum. Süper Kalem Brothers da vermiyor. Harry Potter evrenine ait değil. Yani bir çocuk J.K. Rowling de işlenişe bunu biliyor of course bence. Ama yine okuyacağız. Harry Potter'a dair olan her şeyi okuyacağız. Bulabildiklerimi diyeyim. Durum bu. Aynen. Ama yine kötü bir okuma olmayacak. Bugün başlıyorum. %99 gittiği kadar gider. Okay. Devam. So that's little Scorpius, said Ron under his breath. Make sure you beat him in every test, Ruzi. Thank God you inherited your mother's brains. Ron, for heaven's sake, said Hermione, half stern, half amused. Don't try to turn them against each other before they even started school. You're right, sorry, said Ron. But unable to help himself, he added. Don't get too friendly with him, though, Rosie. Granddad Weasley would never forgive you if you married a pure blood. Hey, James had reappeared. He had divested himself of his trunk, all and truly, and was evidently bursting with news. Teddy is back then, he said breathlessly, pointing back over his shoulder into the blowing clouds of steam. Just seeing him, and guess what he's doing? Slogging victory falan. Victory değil. Victory zafer o. Victor Wire. Nasıl okunduğu emin değilim ama. He gazed up at the adults, evidently disappointed by the lack of reaction. Our Teddy Lupin, slogging our Victory Wire. Bu Victory kim ya bu? Bunların en büyük uşağı falan mı Hermione ile şeyin? Diyesim geldi. Bu kimdi? Bu kim lan? Ben bunu hiç düşünmemişim şu ana kadar. Bu Victory diyeceğim. Victory. Kim bu? Kim bu bilmiyorum. Our cousin. Ha bir dakika. Our Teddy. Our cousin. Bu Victory bunların kuzeni. Yani demek ki Weasley'lerden birisi diyoruz. Harry'den değil of course. Okay. Weasley'lerden birisi. Harry ile Ron'un çocuğu mu? Değil herhalde. Harry ile Ron'un diyor. Allah beni affetsin. Ron'la Hermione'nin çocuğu değil herhalde. Percy'nin adı geçtiydi. Percy olabilir belki. Belki George'dan devam eden Bill, Charlie, whatever.
Belki şey olabilir ha. Bir LaFleur evliydi zaten. Tam o zaman doğdu. Onların da o dönem bir çocuğu olursa falan bu iş oluyor bence. Bir LaFleur'un uşağı olabilir. Our cousin falan ha. Victory'den bahsediyor. And I asked Teddy what he was doing. You interrupted them, said Ginny. You are so like Ron. And he said he'd come to see her off. And then he told me to go away. He's stalking her. James ended as though worried he had not made himself clear. No, it will be lovely if they got married, whispered Lily, ecstatically. Teddy would really be part of the family then. We already count round for dinner about four times a week, said Harry. Why don't we just invite him to live with us and have done with it? Tam anlamadım ya. Ama ne kadar basit bir konu olduğunu görüyoruz anlamadığım yerleri. Neler neler tartıştık biz. Mürver asalarından tutun şeyine kadar. Phoenix'in tam olarak ne olduğu, Jetrude. Neyse ben yine bir düreyim burada. Madem son şeylerimiz, son itmeye gücümüz diyelim, bir bakayım. Bu kim kimin nesi tam çözemedim, düşünmek istiyorum. Yani çok bir şey yok diyeceğimizi demişiz bence. Şey işte, neydi? Weasley'lerden Victory olduğunu biliyoruz. Teddy'nin erinin vaftiz uşağı. Şey yok işte evlenirse falan vizilerden biriyle very good diyoruz. Başka diyecek bir şey göremiyorum ben. Okey mi? Devam. He already comes round for dinner about four times a week, said Harry. Why don't we just invite him to live with us and have done with it? Yes, said James enthusiastically. I don't mind sharing with Al. Teddy could have my room falan. No, said Harry firmly, you and Al will share a room only when I want the house demolished. He checked the battered old boards that had once been Fabian Privet's. Pavarındı artık karıştırmıyorum onları. Bir durayım yine. Devam. It's nearly 11. You'd better get on board. Don't forget to give Neville our love, Ginny told James as she hugged him. Mom, I can't give a professor. Love falan yapıyor James böyle. But you know Neville. James rolled his eyes. Outside, yeah, but at school is Professor Longbottom, isn't he? I can't walk into herbology and give him love falan yapıyor böyle. Rahatsız olmuş uşak gibi falan. Çok komik diyoruz. Eğleniyoruz. Shaking his head at his mother's foolishness, he vented his feelings by aiming a kick at Albus. See you later, Al. Watch out for the test results. I thought they were invisible. You said they were invisible falan bağırıyor bir yandan da. Uşak gergin bu Al bayağı bir. But James merrily laughed. Permitted his mother to kiss him. Gave his father a fleeting hug. Hızlı bir şekilde herhalde. Then leapt onto the rapidly filling train. They saw him wave, then sprint away up the corridor to find his friends. Tests are nothing to worry about, he told Albus. They're gentle things. There's nothing scary about them. Anyway, you won't be going up to school in the carriages. You'll be going in the boats. Bunları hiç mi konuşmadınız oğlum siz şu ana kadar? Hiç mi sormadı size falan? Biraz böyle şey gibi geliyor yani bana şu an. Sırf hani şu bölümde, son bölümde yazılacak bir şeyler olsun diye bunlar hiç konuşulmamış gibi bir düşünce içinde yazar yazmış falan gibimsi bir his geldi yani bana şu an. Biliyorsunuz aynı his nerede geliyordu? Game of Thrones'taki o insan sayısı gerçekliği vari bir gerçekliğin Harry Potter'da olmayışı da arada bir kendini belirtiyordu. Orada geliyordu falan. Devam. Ginny kissed Albus goodbye. See you at Christmas. Bye, said Harry, as his son hugged him. Don't forget Hagrid's invited you to tea next Friday. Don't mess with peas. Don't duel anyone till you learn how. And don't let James wind you up. What if I am in Slytherin? The Whisper was for his father alone. And Harry knew that only the moment of departure could have forced Albus to reveal how great and sincere that fear was. Harry crouched down so that Albus's face was slightly above his own. One of Harry's three children, Albus had inherited Lily's eyes. Albus Severus, he said quietly.
so that nobody but Ginny could hear, and she was tactful enough to pretend to be waving to Rose, who was now on the tree. We were named for two headmasters of Hogwarts. One of them was a Slytherin, and he was probably the bravest man I ever knew. But just say that Slytherin House will have gained an excellent student, won't it? It doesn't matter to us, Al, but if it matters to you, you'll be able to choose Gryffindor over Slytherin. The Sorting Hat takes your choice into account. Really? It did for me, said Harry. He had never told any of his children that before, and he saw the wonder in Albus's face when he said it. But now the doors were slamming all along the scarred train, and the blurred outlines of parents were swarming forward for final kisses. Last-minute reminders. Albus jumped into the carriage, and Ginny closed the door behind him. Students were hanging from the windows nearest them. A great number of faces, both on the train and off, seemed to be turned toward Harry. Why are they all staring? Demanded Albus as he and Rose craned around to look at the other students. Don't let it worry you, said Ron. It's me. I'm extremely famous. Albus, Rose, Hugo and Lily laughed. Kimler gülmüş? Albus, Rose, bunlar birinci sınıf. Hugo, Lily, bunlar da uşak. Bunlar gülüyor. The train began to move and he walked alongside it, watching his son's thin face. Already blazed with excitement. Teddy kept smiling and waving, even though it was like a little bereavement. Kelimeye bakmayacağım. Watching his son glide away from him. Ha böyle gülümsüyormuş ama üzülüyormuş. Resmen oğlu ondan uzaklaşıyor falan. The last trace of steam evaporated in the autumn air. The train rounded a corner. Harry's hand was still raised in farewell. We were all right, murmured Ginny. As he looked at her, he lowered his hand absentmindedly and touched the lightning scar on his forehead. I know he will. Şu an son cümleyi falan okuyacağız herhalde. The scar had not pained Harry for 19 years. All was well. Bitti, görüyorsunuz mu? Aşağı inmiyor daha fazla. Bitti çünkü. Jesus. Jesus. Okay. Harry Potter'lar bitti. Harry Potter'lar bitti. Tamam, hala hayattayım. Okay. Bunların bir yüklemesi kaldı. Okay. Okay. Okay diyecek bir şeyler var mı? Şu an biraz fazla şok oldum. Hiç böyle düşünmüyordum bu noktaya gelebileceğimi sanki. Okul başlayınca falan fazla gerilmişim falan. Hiçbir zaman bitiremeyeceğim Harry Potter'ları falan gibisinden ama bittiler. Bittiler, evet. Okay. Okay, bir durayım. Diyecek bir şey var mıdır? Nope. Hadi görüşürüz diyorum. Görüşürüz. Lanetli çocuk da görüşmek üzere.